Hayatın dış olduğunu farkına varırsan hayatı yönetmeye başlayabilirsin. Kendi hayatını sıfırdan inşa edebilirsin. Yeter ki dış olduğunun farkına varıyor. Peki ben hayatın dış olduğunu nasıl farkına varabilirim? Ve farkına vardığım bu düşü nasıl yönlendirmeye başlayabilirim? Bu hayatı yönetmek, kendi hayatını yönetmek, bu düşün kontrolü sende kalsın istiyorsan benimle kal güzel dostum. Merhaba güzel dostlarım. İki çocuk kumsalda oyun oynuyor. Tabii kumdan evler yapıyor bunlar. Birisi kumdan ev yapıyor, çok güzel bir ev yapıyor. Sonra diğer çocuk tekmeyi vuruyor ve evi dağıtıyor. Sonra bu defa kendisi ev yapıyor. Kendisi ev yapıyor diyen diğerine tekme atan çocuk ev yapıyor. Bu defa diğeri tekmeye vuruyor ve onun kumdan evini dağıtıyor. Ve iki çocuk arasında kavgalar başlıyor. Devamlı bir kavga ediyor. O ev yapıyor, o yıkıyor, o ev yapıyor. O yıkıyor ve çok ciddi kavgalar oluyor. Çok ciddi çocukların kavgası ne kadar ciddiyse işte. Yani çocuklar kavga ediyor. Sonra hava kararıyor ve bunlar asıl evlerine gidiyorlar. Bazen aslı unuturuz arkadaşlar. Gerçeği unuturuz ve oradaki oynadığımız oyun bize sanki gerçek hayatmış gibi gelir. Böyle gerçekmiş gibi sıkıntı yaşarız. Hikayeyle başladım, hikayeyle devam edeyim. İki tane arkadaş mahkemeye çıkmışlar, hakimin karşısına çıkmışlar. Hakim demiş ki problem ne, konu nedir diye sormuş. Birisi diyor ki sen anlat, diğeri diyor ki sen anlat. Herhalde artık o kadar utanç verici bir durum ki herhangi birisi söyleyemiyor. Sonra neyse hakim diyor ki ya neyse kim anlatıyorsanız artık biriniz anlatın, önemli değil diyor kimin anlattığı. Sonra birisi diyor ki efendim diyor bizim aramızda kavga var. Kavganın sebebi diyor çok saçma olduğu için diyor ben anlatmaya utandım. Ben arkadaşıma dedim ki diyor işte tarla alacağım. O da dedi ki diyor tarla sen tarla alacaksan ben de inek alırım dedi diyor. O dedi ki diyor inek alamazsın. Niye inek alamam diyor. Çünkü inek alırsan diyor benim tarlama girer dedi. Ben de dedim ki niye alamıyorum diyorum sen tarla alıyorsun ben de inek alırım. Sonra hatta demiş 10 tane inek aldım. Hatta sen tarlana girebilir. Sonra adam demiş ki ben tarlama inek girdiğime falan değil. Sen inekler o 10 ineğin tarlaya girirse ben de onları vururum. Ve bunların arasında kavga başlamış. Çünkü tarlaya inek olur mu yani şimdi zarar verir değil mi? Ürünlere zarar verir ve bundan dolayı kavga etmişler ve mahkemenin karşısına çıkmış. Hakim demiş ki ya önce bir ineği alın da sonra kavga edersiniz. Biz arkadaşlar gerçeklik olmadan sanki düşteki bir hayatı gerçekmiş gibi yaşıyoruz ve bunu da unutuyoruz çoğunlukla. Haberimiz yok. Yani düşte olduğumuzdan haberimiz yok. Hayat bir düştür, düş diyorum, oluyor. Dünya bir tazdır, üflüyorum, kayboluyor. Güzel bir söz değil mi? Hayat bir düştür. Ama gerçeği budur arkadaşlar. Hayat bir düştür ve bunun farkında değiliz. Düş görürken, düşün farkında olmadığın zaman o düş gerçeklik zannedersin. Gerçekliğe dönüşür. Düşün farkında olduğun zaman da o düş oluşur. Yani o düşün farkında olmadığın zaman gerçeklik oluyor. Gerçeklik dediğin şeyin farkında olduğun zaman o düşe dönüşüyor. Yani bir gerçeklikte sen varsan o gerçeklik düşe dönüşür. Sen yoksan düş gerçekliğe dönüşür. Yani mesela biz yatağımızda uyuyoruz ya arkadaşlar. O sırada ben yokum değil mi? Düşteyim, yoksun. O sırada yok olduğun için, sen kendine farkında olmadığın için o düşü gerçek zannediyoruz. Ve onu gerçek zannetmenin için ne yapıyoruz? Korkuyoruz, ürperiyoruz, acı çekiyoruz. Sonra bir uyanıyoruz. Uyandık ya, yataktan ayrıldık. Aa düşmüş diyoruz. Şimdi ben varım ya, o düşten uzaklaşınca o az önce gerçek zannettiğim şeyin düş olduğunu, rüya olduğunu fark ediyorum. Ama onun içindeyken onu gerçeklik zannediyorum. Hayat da öyle ya arkadaşlar. Hani öyle bir hadis-i şerif var değil mi? İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Biz de şu an uykudayız, bir düşteyiz. Bir düşte olduğumuzun farkında değiliz. Farkında olmadığımız için böyle çocuklar ev yapmış birbirle kavga ediyorlar ya, biz de onun gibi hayat, işte dünyadaki menfaatlerimiz, ev için, iş için, para için, habire kavga edip duruyoruz. Bir gün asıl evimize, gerçek evimize gideceğiz. Uykudayız. Eğer ben şu an uykudaysam, o zaman gerçek olan ben bir yerde uyuyor değil mi? Ve ben şu an bir düş görüyorum. Peki güzel dostlarım, bu düşü, yani bu gerçek zannettiğim düşü düşe çevirmek ister miyiz? Nasıl bir cümle oldu ya? Yani şu anki hayat bir düşten ibaret ya.
Hayat bir sadece hayallerini böyle, gerçeği böyle. Yani düşünsene, bir ara çocuktun, şu an düşünüyorsun. İşte hayal gibi çocuktun. Gençliğin de hayal gibi. Dün de hayal gibi. Bugün de yarın hayal gibi olmayacak mı? Her şey bir düş ve bunun farkında değiliz. Bir yerde uyuyorum ben şimdi. Değil mi? Asıl ben, asıl ata bir yerde uyuyor ve şu anda düşte. Bu düşte olduğunu fark etmek ister misin? Arkadaşlar, bizim kendi içimizdeki gerçek kendimizi keşfetmekten daha önemli, daha güzel, daha değerli bir şeyimiz yok. Bunun için arkadaşlar yapacağımız şey şu. Kestirme bir şey söyleyeyim mi? Tanıklık, izlemek, kendimizi izlemek, bedenimizi izlemek. Sen şu anda beni izliyorsun şu anda. Diyorsun ki şu an ben bir düşteyim diyerek beni izlediğin zaman, işte o zaman o izlemek ölümsüzlüğü kazanmaktır arkadaşlar. Bizi izleyen, yani mesela ben şu anda bedenimi düşünüyorum. Bedenini izliyorsun. Bedenini izleyen kişi içindeki ölümsüz olan kişi. Yani içimizde var ya, bir ben var, bende, benden içeri var ya arkadaşlar. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye büründüm var ya. O asıl beni izleyen kişi bizim ölümsüzlük tarafımız. Bunun için arkadaşlar yapmamız gereken şey önce bedeni izlemek. Sonra düşüncelerini izlemek. Bir düşünür müsün? Düşünceler nasıl gelip gidiyor? Nereden ortaya çıkıyor? Yani yatağında uyuyorsun, ya da bir araba kullanıyorsun, ya da yolda yürüyorsun, ya da yemek yiyorsun. Pat aklına bir şey düşüyor. Ne diyorsun? Aklıma bir şey düştü diyorsun. Bak, aklıma bir şey düştü diyorsun. Düş. Şimdi o düşünceler nasıl gelip gidiyor? Önce bir geliyor, sonra kayboluyor. Geliyor, kayboluyor. Nasıl gelip gidiyor? Kaliteli insanlar arkadaşlar bedeni izlemeye başladı ya, sonra ne izlemeye başlıyoruz? Sonra düşünceleri izlemeye başlıyoruz. Birazcık daha kalite artınca, bu izleme konusunda uzmanlaşınca, bu defa duygularını izlemeye başlıyorsun. Hatta biraz daha olayı öğrenince bu defa ruhunu izlemeye başlıyorsun. Ve güzel dostlar, düşü fark eden kişi düşü şekillendirebilir. Biz bu hayatı şekillendirmek istiyoruz, değil mi? Bu hayatı şekillendirmek istiyorsan, düşün farkındaysan düşü şekillendirebilirsin. Madem bu hayatta bir düş, onun düş olduğunu fark ettiğin zaman bu defa bu düşü şekillendirmeye başlayabilirsin. Ama sen yoksan, sen düşün içinde kaybolmuşsun, o zaman onu şekillendirmesin. Çünkü onu şekillendirecek sen yoksun. Onun için arkadaşlar izleyici konumuna geçmemiz çok önemli. Bakış varsa gerçeklik var. Bir şey, bir bakış varsa gerçeklik var. Öfkeli misin, değil misin? İyi insan mısın, değil misin? Başarılı mısın, değil misin? Bunun için bir bakışa ihtiyaç var. Dışarıdan kendine baktığın zaman ben iyi insanım, kötü insanım, başarılı insanım, bunu fark ediyor olabilirsin. Ama bakış varsa gerçeklik var. Bakış yoksa gerçeklik yok. Eğer sen bir düşe bakıyorsan onun düş olduğunu fark edersin. Bakmıyorsan, sen yoksan o düş gerçeklik olur. Ve o düşü fark etmeye başlayabildiğin zaman bu defa o düşü de şekillendirmeye başlayabilirsin. Dolayısıyla hayatı şekillendirmeye başlayabilirsin. Mutluluğu şekillendirmeye başlayabilirsin. Aşkı şekillendirmeye başlayabilirsin. Kazancını, sana gelen maddiyatı, zenginliğini şekillendirmeye başlayabilirsin. Ama bunun bir düş olduğunun farkında değilsen, bu defa onlar seni şekillendirir. Para seni şekillendirir, menfaatler, konu, bunlar seni şekillendirir bu defa. Gerçek hayatı yaşaman için düşten uyanmamız lazım. Hani arkadaşlar, biz nasıl ölüyoruz? Ruh bedenden ayrıldığı zaman ölüyoruz, değil mi? Biz uykudayken ne oluyor? Uykudayken de ruh bir gezintiye çıkıyor, değil mi? Ruh bir gezintiye çıkıyor ve biz o sırada sanki, hani var ya, uyku ölümün kardeşidir. Biliyorsunuz değil mi bu hadisi şerifi? Uyku ölümün kardeşidir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani uyku ölümün kardeşidir ve biz, çünkü uyuduğumuz zaman aynı ölümde olduğu gibi ruh da bedenden ayrılıyor. Dünya hayatın güzel ve ahiret hayatın güzel olsun ister misin? Ve bu nasıl güzel olur? Ya dünya, hem dünya hayatın güzel olsun hem ahiret hayatın güzel olsun ister misin? Uyku ölümün kardeşi ya arkadaşlar. Dolayısıyla uyku ölümün kardeşiyse, uykumda ne durumdaysam ölümde ne durumda gibi bir benzerlik yapabilirim, değil mi? Yani benim gündüz çalıştığım, sıkıntılı bir gün geçirdik diyelim ki. Sıkıntılı bir gün geçirdiğimiz zaman rahat uyuyabiliyor muyuz? Rahat rüyalar, güzel rüyalar görebiliyor muyuz?
Sıkıntılı, gergin, boş yaş içerisinde bir belalı bir gün geçirdiğimiz zaman da zor uyuyoruz, değil mi? Veya kabuslar görüyoruz. Çünkü arkadaşlar biz 15-16 saat çalıştık, sıkıntılı bir gün geçirdik ve yorulduk. Ne yapıyoruz? Uyuyoruz. Ya da 60-70 yıl yaşıyoruz, ölüyoruz. Peki sıkıntılı bir gün geçirdiğin zaman rahat, güzel bir rüya göremiyor isek, 60-70 yıl sıkıntılı bir hayat yaşamışsak nasıl rahat ve güzel bir hayatımız olacak ki? Huzurlu değilsek bu dünyada nasıl öbür taraftaki hayat huzurlu olacak? Tıpkı bir gün aslında bizim tüm hayatımızı anlatıyor. Bir gün kötü gün geçiriyorsak kötü uyku uyuyoruz. İyi gün geçiriyorsak huzurlu başımızı yastığa koyup huzurlu bir hal görüyoruz. Ve eğer uyku ölümün kardeşi ise aynı benzerlik orada da devam edecek. Huzurlu bir dünya hayatı yaşamışsak huzurlu bir ahiret hayatı da bizi bekliyor. Arkadaşlar sahte yaşam ölecek ki gerçek yaşam da olsun. Anne karnındaydık, öldük, dünyada da olduk. Dünyada öleceğiz, ahirette de öleceğiz. Zaten ölüm dediğimiz şey, bir yolculuk yapıyoruz ya, biz zaten hep varız, hep var devam ediyoruz. Milyonlarca yıldır vardık ve milyonlarca yıl var olacağız. Ve dünyaya da bedenleşmişiz, 60-70 yıllık bir düş hayatındayız. Ve diyorum ki güzel dostlarım, düşün farkındaysan düşü yönetebilirsin. Düşün farkında değilsen düş senin gerçekliğin olur. Bu hayatı yönetmek istiyorsan hayatın düş olduğunu fark edersin ve onu yönetme becerisine sahip olursun. Sizden sadece kısa bir şey isteyebilir miyim? Güzel bir şey isteyebilir miyim? Kendi güzelliğiniz için lütfen der misin ben düşteyim diye şimdi? Düşteyim. Ben bir düşteyim. Yarın sabah kalkma de ki ben düşteyim. İşe gittiğinde de ki düşteyim. Araba kullanırken de ki ben bir düşteyim. Her şeyin düş olduğunu fark ettiğiniz zaman bu ben düşteyim, düşteyim diye diye bu bilgiyi bilinçaltımıza yerleştirdiğimiz zaman arkadaşlar hayatta hiçbir şey bizi yenemez. Hayatta hiçbir şey bizim üzmeye gücü yetemez. Çünkü zaten düşteyim. Düşte olduğuma göre düşü niye ciddiye alayım? Kumdan evi niye ciddiye alayım? Olmamış bir inek için neden kavga edeyim? Bu düşü neden gerçeklik kabul edeyim? Sevgiyle kalın, güzel olasın. Hatta aşkıyla, hatta tutkuyla, daima. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.